falan çok istedim. Benim bir de iş tecrübem de çok Evet, iyiydi evet. Türkiye'deki. Yani iş hayatında da böyle sana verilen nasıl diyeyim işte o değer hani seni gördükleri yer falan gerçekten daha farklı oluyor. Seni gerçekten işte mesela iş arkadaşı, mesela patron beni iş arkadaşım olarak tanıtıyor mesela atıyorum. Mesela bu bile çok küçük bir detay ama hani üçüncü bir kişiyle tanıştırılırken o kadar tatlı bir detay ki aslında iş arkadaşım diye tanıtıyorum. Çünkü ama aslında benim patronum yani bana her ay maaş veren bir insan aslında hani gibi. Çünkü o da öyle görüyor seni. İşte o da Ha, aynen ha. içselleştirdiği için. Aynen yani öyle küçük detaylar var işte ama dedim bunlar bence biraz dedim, Türkiye'de çok fazla bilmiyorum bir genel bir mutsuzluk halde var ya böyle. O genel mutsuzluğun ve çok fazla çok egosu çok fazla yüksek insan var pek çok sonunda. Hani altı boş ego bir de hani zaten altı dolu olunca o kadar yüksek ego olmuyor da hani. O da Öyle bir insanı yoruyor işte. Bazen galiba yani anladığım kadarıyla o altı çok çizilmemiş şeyler işte diyorsun ya iş arkadaşım olarak tanıtması tabii hani çok çok küçük boş bir detaylar. detay oluyor benim Aynen, için. aynen, aynen, aynen. Yani çok küçük detaylar böyle. Şimdi bir aklıma da gelmiyor ama böyle bir sürü küçük detay var. Belki de işte 8 senede burada kalmamı sağlayan belki de. Yani gerçekten çok da kolay bir şey değil öyle İtalya'da hani kalmak. Ama bu Ha, zorluklara onu göğüs soracaktım. germeme ya da bu zorluklara rağmen ya da işte ne bileyim mesela maddiyatımın çok iyi olmamasına rağmen falan filan gibi şeylere rağmen hani burada kalmama devam etmeme sebep oluyor bunlar sanırım diye düşünüyorum ben de. Aynen böyle çok küçük hani çok hani çok anlatınca aslında ne olacak yani olmasa da olur diyebileceğin şeyler belki de. Ama aslında olmasa da olmuyor yani. Mesela senin hani birazdan mutlu oluyorsun. Hani günün ilerleyen saatlerinde pozitif işte günaydınlar, iyi günler ya bunlar çok küçük detay ama ya Aynen. Çok küçük bunlar detaylar ama işte birleşebilen insan. benim böyle tutunmamı sağlıyor bir şeylere gerçekten yani. Hani her şey gibi ne bileyim mesela ben Türkiye'deki son ayrılmadan önceki işte 2012'de ayrıldım. Mesela en rahatsız olduğum şeylerden biriydi gerçekten. Ben her gece dışarı çıktığımda bir kavgaya denk gelirdim ve çok ciddi kavgalardı. Polis gelirdi. Bıçak, o onu bıçaklar, bu bunu bıçaklar. Niye işte yanındaki kıza niye baktın ya da niye çıkarken yan baktın bana falan gibi saçma şeyler. Mesela İtalya'da 8 sene boyunca ki gece hayatımda da oldum yani oraya buraya da çıktım ettim falan. İnsanlar birbirine sözlü kavga ediyorlar ama mesela fiziksel kavgaya şöyle 2-3 itiş dışında hiç denk gelmedim mesela hani. Ya mafyası ediyordur orada burada ondan bahsetmiyorum ama kendi yaşadığım sosyal çünkü hep burada hep de bunu diyorlar İtalyan'da mafyası var falan okey vardır mafyası bu da ayrı bir E tamam da sorundur tabii ki sokakta yasal gezmiyor açısından ama İtalyan mafyasıyla. Hani ne işin ha. olabilir senin yani? Ha, ama yani ben kendi gittiğim mekanlar ve kendi deneyim açısından söylüyorum hiç böyle mesela beni irite eden bir şeye denk gelmedi. Mesela bu da küçük bir detay ama mesela benim çok hoşuma giden bir detay mesela. Diyorum. Hep bunu derim yani. Hani. O konuda da aslında evet biraz şey de şans oldu. Biz geldik burada master sınıfında kaç Türktük ya? 6 Türk müydük? 7 Türk müydük? Öyle bir şeydik. Yani direkt öyle bir ortama girdim yani gelince. Ama şimdi onların hepsi gitti bu arada. Yani gerçekten bir ben kaldım sayılır. İşte 2-3 tane de arkadaşım var ama öyle hani en yakın arkadaş grubum değil. Hepsi geri döndü. Ama ona rağmen kalmaya devam ettim işte yani. Yani İtalya'da belki o yalnızlık istedim. İnsanlar çok sıcak olduğu için. Belki de o yalnızlık çok çünkü mesela onu ben de Londra'da yaşayan bir arkadaşımla konuştum. Burada işte Londra'dan İtalya'ya gelmiş sonra çalışmaya. O gerçekten şey demiş mesela Londra'da demiş. Bilmiyorum ben bilmiyorum ama önce şey demiş. Çok mutlu oldum. İşte hiç kimse ilgilenmiyor benimle çalıştığımda. Yan komşumun umurunda bile değil. Ben evde istediğimi yaparım. Sonra fark ettim ki dedi gerçekten ilgilenmiyor dedi. Ölsem dedi farkında olmaz dedi yani hani. Ha, Orada gerçekten ilgilenmiyor dedi ama adam. Hani şey değil, saygıdan falan değil dedi. Gerçekten ilgilenmiyor adam yani benimle. Hani öyle deyince mesela İtalya bence mesela o seviyede değil. Öyle bir yalnızlık hissetmiyorsun. Gerçekten sen istedikten sonra hani ne bileyim karşı komşuna da iletişim kurabilirsin ya da işte iş arkadaşlarına da iletişim kurabilirsin. Hani o Akdeniz sıcaklığı evet İtalya'da aslında var. Yani mesela Fransa'da da yok mesela. Ama o sana doğrudur. iyi gelebiliyor. Ama o sana iyi gelebiliyor. Yani hani sormuyor. Mesela ben bu Macron seçimleri olduğunda falan böyle sormuştum işte. Tabii ki yani. Bir Türk o kime oy verdi? Bana şey demişlerdi. Sana ne? İçim çok ayıp. Aynen, sana Çok ne? ayıp içim yani. Yani çok yakın arkadaşlarım. Hani ben şey oldum. İçim çok ayıp bunu sorama. Niye ya? Ne hani ben mesela Direkt çok konuşuruz. şaşırmıştım. Hani kime oy verdin? Hani söyle ki bunun üstüne konuşalım dedikodusunu yapacağız falan ya. Ya en basiti işte Macron'la eş arasında büyük yaş farkı var ya. Mesela Evet, ben evet. Allah'ım. Ben Tabii yani bu. benim çok yaş farkı. Sana da şey.
Bize ne? Yani mesela, o zaman için, mesela, ama o şeyleri benim mesela çok hoşuma gidiyor. Çünkü hani bir yerde hani o desturu veriyor sana yani. Ama mesela İtalyanlar da bir tık bizim gibi olduğu için hani, evet, bilmiyorum. Evet, bizim gibi mesela şeyler bence. Mesela o konuda ben de çok sıcak bir insan değilimdir bu arada mesela. Öyle çok hani böyle vır vır herkesle konuşamayayım falan. Mesela ben sınırımı koyunca o sınıra da saygı duymasını çok bilen insanlar. Hani anlatabiliyor muyum? O benim çok hoşuma gidiyor genel olarak. Hani bizde de bir şey vardır ya böyle, hani bizde her açıdan komşuluk ilişkisinde bile öyledir. Hani senin sınırına kimse saygı duymaz, onun belirlediği sınıra uyman gerekir hani falan. Öyle bir herkesin bir hakkı vardır. Hani günlük iş muhabbetinde bile var. Hani kendini öyle bir yalnız hissetmiyorsun. Yani patronla bile dedikodu yapabiliyorum mesela. Evet evet ama anlatabiliyor muyum? İtalyanlar... Hani... Evet, mesela Almanya gibi de değil, işte Belçika gibi daha şeyler, dediğin gibi daha İspanyollar da mesela öyle. Evet. Aslında sen o açıdan çok güzel, hani tam orta ülkedesin yani. Aynen, aynen. O inanılmaz evet, hoşuma bak gidiyor. çok Yani şanslısın. sınırımı Evet, koymak istiyorsam koyuyorum ve okey yani. Hani benim istediğim yerde biter. Ama olur da o sıcaklığı da yakalayayım. Hadi bir memleket özlemi çekiyorsan değil mi? Patronla bile dedikodu yapabilirsin aslında. Yani gayet mümkün yani. Hani ne bileyim, patron da oturup mesela o dediğin şey tam olarak işte ay yok nerede o kızın orada? Ferragni, Chiara, Chiara'ydı değil mi? Chiara Ferragni, şu çok ünlü olan, Fedez'le evli olan, aynen. Chiara Ferragni ile Fedez'in dedikodusunu yapabiliyor sana yani. Hani anlatabiliyor musun? Hani oturup, onların da ikinci çocuğu olmuş, adını ne koymuşlar falan muhabbeti bile yapıyorlar yani. Ya Fransızlarda da mesela ben ilk anlayamıyordum yani böyle. Mesela bir şey soruyorum. Yani bir paragraf konuşuyor mesela. Biri hakkında mesela bir millet hakkında. Yani sevmiyorsun diyorum. Hani çünkü bir paragraf onu söylemiş. Ben öyle bir şey söylemedim. Mesela ben önce anlayamıyordum, tamam mı? Hani o kadar politikler ki çünkü. Sonra alıştım yani. Okey, tamam, sevmiyor. Evet, asla söylemiyor yani, sevmiyor. Aslında hani bir kussa ne çıkacak içinde ama mesela şey diyor. Bir paragraf konuşuyor konu. Yani sevmedin diyorum. İçin. Hayat siyahla beyaz değildir. Arada griler de vardır. Tam veriyorsun diyor. Yani karşında konuşma haddini buluyor insanlarda ama. Aynen. Yani. Zor bir şey. Ama dediğim gibi o sınır koyabilmek güzel bir şey. O koyma, en azından o koyma ihtimalini bilmek güzel bir şey yani. Hani. Evet, hem çok sıcaklar hem şeyler. Aynen. Aynen. Vallahi, bir de son şeyi sorayım o zaman. Yani sosyal yaşam aslında İtalya için sormak biraz komik ama sosyal yaşam nasıl ve ulaşımı nasıl? Ulaşım Milano'da hani bence özel arabaya ihtiyaç olmayacak kadar gayet iyi Milano içinde ve hatta Milano'nun hatta şimdi 5. metro hattı falan yapılıyor. Ulaşım gayet güzel. Onun dışında şehirler arası ulaşımda tren miren gayet şeyler ulaşım zaten güzel. Scooter'lar. Ha, aynen. Şimdi onlar da çıktı. Doğru. Şey, işte bisikletler var, scooter'ları var vesaireleri var falan. Aynen. Onun ulaşım olarak dediğim gibi yani 8 senedir arabaya şöyle araba olsa tabii ki daha rahat olur falan ama hani arabaya birebir ihtiyaç duymadım. İstediğim her yere gidebildim, gelebildim. Tren var zaten dediği gibi her yere. Hani Evet. daha böyle daha dış şeyine diyeyim. Hani daha yakın Ama şehirlere çok deli vesaire. Gibi sürüyorlar ya trafikte Selen. Yani ben İstanbul'da yaşayan biri olarak söylüyorum. Yani küçücük arabalar biliyorsun. Hani böyle küçük küçük. Ne nereden giriyor, nereden çıkıyor? Ama mesela Roma, belki biraz Roma'yı söyleyerek mi öyle? Evet evet Yani Roma'da Roma deli için gibi diyorum. Sürmeden gitmek mümkün değil. Çünkü zaten yolları da çok saçma ya Roma'nın. Roma'nın mesela gerçekten çok ciddi bir trafik problemi falan var bu çok Ya konuşulan yemin işte. ediyorum karşıdan karşıya geçemiyordum ya. Arkadaşımla elini tutuşup. Ya ne nereden gelecek? Yani mesela adam yaya geçtiğinde o da hani Londra'da olduğu için de onun için imkansız yani. Yaya geçtiğinde park et. İnanamıyorum diyor. Nasıl yaparlar? Ben o sırada şeyim diyorum. Ben inanamıyorum. İstanbul'da hiç olmaz. Milano'da o açıdan çok ideal bir şehir olabilir. Yani İtalya açısından. Mesela o kadar düzensiz bir şehir değil Milano. Gerçekten hani yaya geçidinde çok rahat geçebilirsin. O kadar deli gibi mi kullanıyorlar dersen o kadar deli gibi kullanmıyorlar. Hani trafik mesela çok daha düzen, çok daha sakin, çok daha şey. Trafik sorunu var yine ama hani o başka bir mesele. Hani ulaşım olarak bence dediğim gibi gayet ideal yani. Hani bir şey yok, Milano'nun gayet ideal ulaşım. Roma'da galiba varmış öyle bir sorun ama ben hep konuşuyorum Milano özelinde yani. Ki bence İtalya'da en yaşanacak şehir. Bunu da tekrar belirteyim yani, en yaşanacak şehir Ya. kesinlikle. Onun için sosyal hayat olarak tabii ki de gayet güzel yani, değil mi? Milano o bahsettiğim şey yani çok kompakt bir şehir. Ama her şey var işte yani, sanatı da var işte. Mesela her hafta bir festival var gerçekten. Festival derken şey işte ne bileyim, mesela tasarım haftası bitiyor, Fashion Week başlıyor.
İşte fashion bitiyor. Geçen hafta sanat haftası, şey, sanat me art vardı. İşte sanat festivali. Festival de değil de ne denir? Sanat haftası. İşte Ekim sonunda caz haftası var. İşte Yani önümüzdeki 52 hafta, hafta evet gerçekten festivallerle 52 dolu. haftanın 50 haftası muhtemelen bir etkinlik vardı. Ha, bu önümüzdeki hafta şarap ve işte yemek festivali gibi bir şey var. Ya yani festival dediğim işte şey, restoranlara gidiyorsun, şarap tadımı yapıyorsun vesaire gibi şeyler. Ama hani istiyorsan böyle sosyalsen falan her hafta gerçekten katılacak bir etkinlik bulmak mümkün, öyle değil. Hani ne bileyim, tasarım haftasına katıl, işte oradan ona katıl, oradan buna katıl. Yani her hafta bir şeyler bulunuyor mutlaka. O yüzden sosyal hayatı da güzel. Yani tiyatro zaten mesela Scala var. Hani öyle bir merak varsa Scala'ya gidersin. Mesela bir sürü tiyatrosu var, şeyi var falan. Yani operadır vesaire. Sosyal hayatı gayet güzel bence yani. Onun dışında tabii en güzel şey gerçekten hani eline bir şeyler alıp hiçbir yere gitmesen bile bir sokakta oturup bir işte ne bileyim Navili var burada, böyle kanallar çok güzel, böyle yani Milano'nun tek suyu. Onun dışında çok su yok. Yani göllere çok yakın ama su, şehrin içinde bir nehirdir bir şeydir falan. Kanal var iki tane büyük. Orta boy ölçekli neyse. O kanalların çevresinde böyle mekanlar var. Navili falan mesela. Orada hani hiçbir şey yapmasan eline bir şey al. Oturup köşede falan. En güzel Bir şekilde aktivite aslında iş çıktı. aynen. Eline bir şey al, otur bir köşede, gayet hani geçebiliyor bence yani. Hani o açıdan. Değil mi? Böyle küçük şeyler var. Hani içki de değil mesela, ne bileyim, eline bir kahve al otur gerçekten hani. Böyle minik minik şeyler var böyle. Mesela o kahveye 1 euro içebiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Hani bahsettiğim şey, kıt kanaat geçirsen de mutlu olmak öyle bir şey aslında. Hani Sheraton otele de gitsen maksimum işte 2 euro içiyorum kahve. Ama hiçbir zaman 20 euroya kahve içtiğim bir yer yok. Mesela Türkiye'den bir şey olarak söyleyebilirim bunu. Hani hep maksimum 2 euro içerim ama genelde 1 euro içerim kahvemi ve içtiğim o 1 euro kahveden de zevk alabiliyorum yani. Ya da işte içtiğimi işte hep her yerden işte 5 euroya kokteylimi alıp gezebiliyorum falan gibi. Hani böyle Yasa küçük küçük huzur şeyler. var diyebilir miyiz Evet, kısaca ha, aynen yani? yani hani 1 euroya, o 1 euroya ben o 5 euroya da mutluluğumu yaşayabiliyorum. O yüzden dedim ya, bunlar böyle insanın tutunmasını sağlıyor zaten, böyle hani zorlamasına sebep oluyor diye düşünüyorum yani kendime. Bir şey var. Gerçekten garson olarak ya da işte bir yerde bilmem ne görevi olarak çalışan insan da iş saati bittikten sonra, ki gerçekten şey hani insanca çalışma şartları bence kesinlikle var. Kendim de bunu çok yaşadım. Kıyafetini çıkartıyor. Normal kıyafetini giyiyor. Akşam tiyatrosuna gitmek istiyorsa tiyatrosuna gidiyor. Arkadaşlarıyla eğlenmek istiyorsa arkadaşlarıyla eğleniyor. Mesela geçen şunu gördüm. Çok hoşuma gitti. Bu da mesela buna bir örnek. Boyacılar vardı işte üst katta. Yani bir apartmanda. Çıkmışlar. Öğle yemeğinde mesela somonlu tostlarını yiyorlardı. Yani bilmiyorum, Türkiye'de kaç boy ustası öğle yemeğinde somonlu tost diyebiliyordur. Mesela anlatamıyorum. Böyle bir yani Türkiye'de o çok sınıfsal farklılığı çok hissediyorsun ya. Burada gerçekten o sınıfsal farklılık, hani zengin yine çok zengin yaşıyordur ama hani konumuz hiçbir zaman zengin ne kadar zengin yaşadığı değil de hani daha fakirin ne kadar yaşayabildiği olduğu için, hani mesela bence bu çok Orta güzel bir şey. sınıfı Heh. aslında, orta sınıfın ne kadar orta sınıf Heh, olduğu aslında. aynen. Yani orta sınıf ne kadar yaşayabiliyor? Hani gerçekten o adam da herkes ne iş yapıyorsan yap, iş saatin bittikten sonra sosyal hayata en azından belli bir ölçüde karışabiliyorsun. Hani ki bence bu çok önemli bir şey. Gerçekten çok önemli bir şey yani. Hani ne bileyim arka şeyde gördüğün işte garson çocuklar da mesela o Delivero, Melivero gibi böyle yemek servisi yapan şeyler var. Mesela onu yapan adam işte parasını kazanıyor, çıkıyor. Oradan sonra tiyatrosuna da gidebiliyor işte, atıyorum. Çünkü ulaşılabilir bir şey. Özellikle bilimsel olarak baktığında çok daha ulaşılabilir bir şey. İşte 12 birime alabiliyorsun biletini, atıyorum bir şeye vesaire gibi, ya da bir konsere ya da bir Evet. yere. Kesinlikle. Bir de maaş skalası da, yani mesela üniversitedeki profesörle normal daha ara eleman dediğimiz çalışanın maaş farkı çok yüksek olmadığı için, çünkü parayla çok bir dertleri olmadığı için, dediğin gibi ya, 12 birimse Aynen. işte ikisi de aynı sinemaya gidebiliyor. Bu sefer de iki de, yani profesörle işte ara eleman da bu sefer aynı noktada buluşabiliyorlar aslında. Aynen. Galiba Türkiye'de biraz artık o yok. Yani o eksilmeye başladığı için. Aynen. O eksilmeye başladığı için zaten aynen. Yani keyfi azalıyor gibi sanki her şeyin. Hani anlatabiliyor muyum? O yüzden dedim. O bir lira içtiğim kahve bana o yüzden keyif veriyor burada. Yani çünkü herkes benle beraber bir euro içebiliyor. Gerçekten işte üniversitedeki Evet. profesör de yanında benle beraber aynı kahve içiyor. İşte yanda çalışan bir, o ara eleman ya da ne bileyim başka bir eleman da benle aynı kahve içiyor. Hatta akşam dışarı çıktığımızda da aynı içkimizi alıp içebiliyoruz. Aynı birayı alıp içebiliyoruz. Aynı yerde oturabiliyoruz. Ki bence bu çok güzel bir birliktelik. Yani hepimizin aynı yerde oturabilmesi çok güzel bir birliktelik yani. Çünkü hepimiz, yani
Ben öyle düşünüyorum. Hepimiz bir rengiz yani. Kırmızıyız, maviyiz, pembe. Bunun bir yerde aynı olması lazım ki birbirimizde o renk geçişlerini, renk alışverişini yapabilelim. Ne zaman ki bunu kaybetmeye başlıyoruz, bu sefer gerçek anlamda huzursuzluklar başlıyor aslında. Dolayısıyla Aynen. da bu kadar insanın bu yurt dışına gitmek istemesinin bence asıl sebebi de o tekrar o kaybettiği huzuru bulmaya çalışması. Yani Aynen dediğin gibi öyle. o bir euroya içsin o kahveyi. Hani öbürü de içsin. O bir euroya içtiği için kendini kötü hissetmesin. Bugün bir euroya aldığına yarın aynı kahveyi 2 euroya almasın. Olmasın. Hani hep o bir Aynen euroya öyle. alsın yani. Tamam. Allah çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim Ben sana. çok teşekkür ederim. Söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı? Yok herhalde ya böyle. Anlattım bayağı çok konuştum Her zaten. şeyi konuştuk. Aynen. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok Sağ ol. teşekkür ederim.